Bir referandum süreci içerisindeyiz. Tabii herkes siyaseten çıkacak, evetini, hayırını anlatacak. Bu işin sonu da inşallah hayırlı olacak. Ama olmaması gereken bazı şeyler ile karşılaşıyoruz. Şimdi ben özellikle iktidar partisi sıralarındaki arkadaşlara sormak istiyorum değerli arkadaşlar. Siz camide siyaset yapılmasını doğru buluyor musunuz? Bakın, Gaziantep'te bir cami imamı Cumhurbaşkanı'nın mitingine çağrı yapıyor. Cemaat birbirine giriyor. Videoları sosyal medyada dolaşıyor. Arkadaşlar, caminin içerisinde cemaat birbirine giriyor. Olacak şey mi ya? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Arkadaşlar, camide, kışlada, adliyede siyaset olmamalıdır. Şimdi buradaki arkadaşların çoğunluğu bilir. Kur'an-ı Kerim'in Haç suresinin 40. ayeti, camilerde Allah adı anılan mescitler, içinde Allah adı anılan mescitler der. Oradaki imam arkadaş karar verecek. Ya Kur'an'a göre orada sadece Allah'ın adını anacak ya da başka otoritelerin adını anacak. Bunlar doğru işler değil. Bu işi camiden çıkartmak gerekiyor. Aksi takdirde yaptığınız işin vebali omuzlarınızda olacaktır değerli arkadaşlar. Hemen arkasından bakın, anket şirketlerinden birinin sahibiyle yaptığım bir sohbet. Ne diyor biliyor musunuz? Yahu diyor, vatandaş anket firmasının bilgileri gizlediğini tahmin edemiyor. Başına bela gelmesin diye evet diyor. Bak, anket şirketlerinde, yani ona rağmen %50'nin üstünde hayır çıkıyor. Toplumun yaşadığı şu travmaya bakın değerli arkadaşlar. 18 yaşındaki çocuk gençleri milletvekili yapmak gibi bir yaklaşım. Güzel, olmalı. Tabii ki olur. Oy veren, seçme seçilme hakkı. Ama 19 yaşında arkadaşlar, Samet Burak Sarı fikrini beyan ettiği için cezaevinde. Şu an cezaevinde. Tutuklandı dün. Neden? Fikrini beyan ettiği için. Düşüncesini söylediği için. Hiçbir hakaret içermediği halde. 19 yaşında. Kabul edilebilir mi değerli arkadaşlar? Bakın, ama o cezaevinde Müjdat Gezen'e burada söylediğim zaman kesinlikle ben kendi terbiyeme sığdırmam o lafı. P ile başlayan bir küfürü yayınlayan bir gazete hakkında en ufak bir işlem başlamıyor. Niye başlamıyor değerli arkadaşlar? O küfür sizce o televizyon ekranlarında konuşulurken kendi çocuğunuzun o küfrü dinlemesinden memnuniyet duyar mısınız? Ben zannetmiyorum ki bir kişi evet ben çocuğumun bunu izlemesinden razıyım desin. Olmaz arkadaşlar. Bu kadar çifte standart olmaz, yanlıştır. Taşeron kadroya giriyor mu? Verdiğiniz söz tuttunuz mu? Hayır. Atanamayan öğretmenlerin sorunu çözdünüz mü? Hayır. Kan ağlayan esnafın derdine çare buldunuz mu? Hayır. Terör çözdünüz mü, terör sorununu? Bütün yetkilinizde tezkere dediniz, tezkere verdi meclis size. Hiçbir şekilde yetkinizin olmadığı bir konu yok. Çözdünüz mü? Hayır. İşte arkadaşlar, bu yüzden bu anayasaya hayır diyoruz. Şimdi bir efsane üretiliyor. Osmanlı geri gelecek. Arkadaşlar, elinizde bir kılıç, evet Osmanlı kılıcı. Altınızda bir at, Amerikan atı. Amerikan atına binerek Osmanlı kılıcı sallanmaz değerli arkadaşlar. Yanlış yapıyorsunuz. Böyle gitmez bu iş. Şimdi Futbol Federasyonu'nun başkanı değerli arkadaşlar, Futbol Federasyonu'nun başkanı benim de mensup olduğum için mutlu olduğum bir kulübün eski başkanı. Ben şimdi şöyle düşünün değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Beşiktaş'ın başkanı, efendim aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nun da başkanı. Beşiktaş ile Fenerbahçe maç yapıyor. Aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı sahaya çıkıp hakemlik yapıyor. Benim açımdan sıkıntı yok. Benim açımdan bir Beşiktaşlı olarak sıkıntı yok. Sonuç benim lehime olacaktır. Ama ben şundan korkarım. Yarın bir Fenerli federasyonun başına geçerse ne yapacak? Arkadaşlar, bırakalım hepsi birbirinden ayrı olsun diyoruz. Siz ısrarla diyorsunuz ki tek kişiye biz bu yetkileri vereceğiz diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bir soru soracağım. İsrail ezanı yasakladı, sustuk. Parlamento olarak sustuk. Aynı zamanda hükümetimiz de sustu. Amerika bir karar aldı. Allah'tan bir denetim mekanizması var. Bu kadar ucube bir kararı, yani Müslüman ülkelerdeki vatandaşların girmesini engelleyen kararı bozdu. Ne oldu? Bir tepki var mı? Yok. Arkadaşlar, şimdi bu gidiş doğru bir gidiş değil. Bazı doğru işler yaptınız. Moskova Deklarasyonu bölgeyi en azından birazcık rahatlatan bir adım attınız. Destekliyoruz. Doğru bir iş yaptınız. Ama bugün yapmakta olduğunuz iş doğru bir iş değil. Camileri bölmeyin. Camilerin içerisindeki bu tartışmaya müdahale edin.
medyadaki bu sarkıntılığa müdahale edin. Referandum yapılacaksa bırakın adaletli bir şekilde herkes düşüncelerini söylesin. Vatandaş kim? Sayın Erdem, teşekkür ederim.